Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda bir konu iki soru serisinde üçgende benzerlikle ilgili ikinci videodayız. Bu videoda Tales teoremleri özellikle Tales teoremlerine vurgu yapacağız arkadaşlar haberiniz olsun. Birinci soruyla başlayalım isterseniz. Evet birinci soruda şöyle bir birim kareler üzerine çizilmiş bir doğru parçası var ve A, B, C, D noktaları belirtilmiş burada. Buna göre diyor AB bölü CD nedir diye soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soru tipi daha önce ÖSYM tarafından soruldu. Bence eskimeyecek bir soru tipi. O yüzden sizin karşınıza geldim. Belki bunu daha değişik versiyonlarla karşınıza çıkarabilirler. O yüzden bu soru tipini de bilmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden burada zaten soruların içerisine koydum. Bence eskimeyecek bir soru tipi yine karşımıza çıkacak, çıkabilecek tarzda bir soru tipi olduğu için sorularımın arasına koydum arkadaşlar. Birim karelerin üzerine çizilmiş böyle bir şey gördüğümüz zaman ya da bu birim kareler olmak zorunda değil arkadaşlar. Böyle birim paralel kenarın pa birim paralel kenarların yani bir kenar bir birim olan paralel kenarlar değil de belki bir, bir kenara bir birim olan öbür kenarda iki birim olan Böyle paralel kenarlar oluşturup da böyle bir doğru da çizebilirler arkadaşlar bu arada. Şöyle mesela tam bu noktadan geçecek ve tam bu noktadan geçecek şekilde aynı soru tipini buraya da uyarlayabilirler. Niye olmasın? Gerçekten birim kareler üzerinde bunu sordular. Belki de paralel kenar yani birbirine paralel olan doğrular arasında da böyle bir ilişkiyi sorabilirler. O zaman da aynı şekilde çözeceksiniz haberiniz olsun. Şimdi gençler hatta bence artık bunu sorarlar gibi geliyor. Neyse Buradaki mantığı anlayan, sol taraftaki birim kareler üzerindeki mantığı anlayan, paraya kenarlar üzerindeki hamleyi de yapabilir. Aynı zamanda bu bir eşkenar dörtgende olabilir bu arada. Arkadaşlar dikkat dikkat. Şimdi ben burada AB ve CD arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışacağım. Burada neye dikkat edeceğiz? Bence önce AB ve BC arasındaki ilişkiyi ya da DC ile CB ya da DC ile CA arasındaki ilişkiye de bakabiliriz. Ben öncelikle şuraya yoğunlaşayım. AB ve BC arasındaki ilişkiye yoğunlaşayım arkadaşlar. Şimdi buraya bakacak olursak AB ve BC'ye yoğunlaşacak olursak hocam şu ve şuna bakacak olursak buna ait şey yapabilirsiniz. Ne bileyim herkes soruya baktığında bir temel orantı fark ediyor olabilir. Temel orantıdan yapmak biraz zor oluyor bu tür soruları. Bence öncelikle kelebek. Kelebek benzerliğine yoğunlaşın. AB ve BC AB ve BC oranına bakarken C'den başlayacaksınız bir kelebek var mı? Hocam şöyle gittiğim zaman B'ye gelmek sıkıntılı oluyor. O zaman yatay gitmek daha sıkıntı sağlıklı. Bak yatay git tam B'nin hizasına gelecek olursan sonra böyle sonra da şöyle gittiğimizde bir kelebek benzerliği oluştu mu arkadaşlar burada? Oluştu. Aa bak burası bir birim burası da üç birim. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 3 oldu. O zaman sen buraya direkt K yazabilirsen şuradaki uzunluk ne olacaktır? Direkt 3K olacaktır arkadaşlar. Çok güzel. AB ve BC'deki ilişkiyi buldum. Şimdi işin içine şurayı sileyim soru karışık olmasın. Şimdi işin içine D'yi katayım. Arkadaşlar D'ye bakacak olursak D ve B'ye bakacak olursan C noktasını baz alaraktan Hocam şöyle bakacak olursak şöyle bir kelebek benzerliği var mı? Var. Buradan gidebilirsin. Bak bir sürü seçenek var. Böyle gidecek olursan şu uzunluğu bilmiyorsun hocam. Önemli değil. Bak burası bir birim burası da 2 birim gördün mü? 1'e 2 oran var. 1'e 2 orandan direkt 2K yazabilirsin. Bir sürü seçeneğim var. Hocam C'ye bakarak şöyle gidip sola gidip şöyle gidip böyle gidip gidebilirsin. Bak bu sefer de yine 1'e 2 oran var. Hocam yine 2'ye 1 oran var. O zaman 2'ye 1 oran yazabilirsin. Ya da direktman şeye bakabilirsin. İstediğin yere bakabilirsin kardeşim. Direkt D, C, A noktalarına bakabilirsin. O zaman şöyle bir kelebeği fark edebilirsin belki. Değil mi? Böyle bir kelebekte 2'ye 4 birim. 2, 2 bölü 4 yukarıdan aşağıya 1'e 2 oran olacak. O zaman burası hocam 1 bölü 2 olacak. 4 kaysa burası 2K olacak yazabilirsin. Ya da bakın bir sürü seçenek sunuyorum. Kelebekte istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. Ya da şöyle bir kelebeğe bakabilirsiniz. C'nin hizasına kadar dikey gelip sonra yataya gelip şöyle yaptığınız zaman da hocam burası da 1 burası da 2. Aa burada da 1'e 2 oran var. Hocam 1'e 2 oran olduğundan burası 4K ise burası da 2K diyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde gidin arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ben DCB'ye göre bakayım. DCB'ye göre bakacak olursak yatay dikey yatay. Yani şeyde giderken arkadaşlar ya da şöyle gidebilirsin. Dikey gittiysen sırada yatay sonra dikey gidebilirsin. Hadi buna göre bakalım. Hocam burası 1 bir birim burası iki birim. Birim karelerin üzerindeki noktalara bakmak lazım. Kelebekteki oran 1'e 2 o zaman 1'e 2. Direkt buraya 2K yazabiliriz. O zaman AB bölü 3K bölü CD 2K'dan cevabımız ne çıkacaktır? 3 bölü 2 çıkacaktır. Birinci soru. Dediğim gibi bir sürü yere uyarlanabilir. Sorunun böyle şey olmasına bakmayın. Bu soru tipinden karşınıza değişik versiyonlarda çıkabilir. Burada mantığını anlattım. Artık sen bunu hop aç. istediğin yere aç. Ufkunu genişlet. İstediğin yerde uygula. Birinci sorumuzun cevabı böylelikle balıkesir çıktı. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar şöyle bir şey cambaz verilmiş. Arkadaşlar öncelikle bu soruyu yazmamdaki amacı size söyleyeyim. Temel orantı tipindeki sorularda her zaman karşımıza temel orantı çıkmayabilir. Ya da kelebek benzerliği direkt karşımıza çıkmayabilir. Yeni soru tiplemelerinde bunu bizim oluşturmamızı isteyebilirler. Ne yapacağız biz bunu? E o zaman arkadaşlar biz bunu oluştururken soruyu dikkatli bir şekilde okuyacağız ve verilen bilgileri kullanmaya çalışacağız. Evet, bakalım ne diyor. Aşağıdaki zemine dik NK ve ML direklerinin N ve M N ve M uçlarına bağlı esnekliği azaltılmış ipin üzerinde bir cambaz yürümektedir. ML direğinin uzunluğu 2 metre olarak verilmiş. Tamam. Sonra diyor ki, cambaz ipin herhangi bir noktasına ayak bastığında ipin o noktası zemine 20 santimetre yaklaşmaktadır. Bu Şuradan şuraya 20 santimetre yaklaşmış durumda arkadaşlar. B noktasındayken mesela. A noktasındayken de zemine bak şuradan şuraya ne, ne olmuş oldu? 20 cm yaklaşmış oluyor arkadaşlar. Hem buradaki durumda kırmızı yerden B'ye kadar 20 santimetre. Hem de buradaki kırmızı yerden A'ya kadar 20 cm yaklaştığını söylüyor bize. Cambaz A noktasında iken ne A zeminine paralel noktadadır. Evet şu paralelliği demek ki ben kullanacağım arkadaşlar. O zaman ben ikinci şekle yoğunlaşacağım kardeşim. İkinci şekilde şunu şöyle uzatacak olursam. Bu arada arkadaşlar bizim ipimizin asıl konumu şurası. Buna da dikkat edelim. Bizim adam ne yapmıştı arkadaşlar? A noktası e, ip A noktasındayken zemine ne kadar yaklaştı? Şöyle gösterelim. 20 santimetre yaklaştı. Peki hocam B noktasındayken o B noktası tam buradayken buraya 20 santimetre yaklaşmış olacak. O zaman burası da böyle mi olacak arkadaşlar? Evet. Bizim B noktası bu şekildeyken burada ya aslında buradayken şunun üzerinde göstereyim. Aynı şekilde üzerinde göstereyim. Buraya denk gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet A noktası buraya denk geldi. B noktası da buraya denk geldi. Şimdi bize diyor ki A'nın zemin üzerine iz düşümü A üstü B'nin de zemin üzerinde iz düşümü B üstüymüş. O zaman bu zemin üzerindeki iz düşümleri de düşünelim arkadaşlar. Sen bunu A'yı iz düşür A üstü B'yi de iz düşür B üstü. Hemen burada göster. A üstü ve B üstü. K A üstü A üstü B ve B üstü L birbirine eşitmiş. Şu şu ve şu birbirine eşitmiş. Temel orantı çıktı mı arkadaşlar burada çıktı. Bak dikdörtgenlerden dolayı bu zemine paraleldi. Şunu şöyle uzattığından dolayı hocam burası da eşit oldu. Şurası da eşit oldu. Hocam burası da eşit oldu. Hocam burası da eşit oldu. Hatta ve hatta şu şu şu, şu eşit olmuş oldu mu arkadaşlar? Evet bunlar da eşit olmuş oldu. Niye? Çünkü Thales teoreminden dolayı şu 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 birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Sonra B noktasının zemine uzaklığı ile A noktasının zemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat edin. Bakın şuradaki uzunluğa dikkat eder misiniz? 20 santimetre. Bu ve şurada bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Çünkü şu, şu temel orantı oluştu. Hatta orta taban oluştu. 20 ise direkt burası nedir arkadaşlar? 40. O zaman bu B noktası. Bakın B noktası buradaydı. Dediğimiz B noktası buradayken. Şurası mı oldu? Evet. Hatta ben şurada uzunluğu da bulabilir miyim? Evet. Burada da 1 bölü kaç oran var arkadaşlar? A iken 3A olduğundan dolayı. Yani şunlara bir A, A, A diyelim isterseniz. A bölü 3A eşittir. 20 bölü bilmem neden dolayı. N diyeyim buraya da. 20 bölü N'den dolayı da 3 katı 3 katı. Neyi de kaç bulduk? 60 bulmuş. Bulunuyoruz arkadaşlar. E zaten burası da santimetre olarak nedir? 200 santimetredir. O zaman buraya kaç kaldı? 140 santimetre kaldı. Soru bitti mi arkadaşlar? Bitti. Soruya bakalım. B noktasının zemine olan uzaklığı. B noktası bakın tam olarak buradaydı. Şurası 140 olduğuna göre B noktasının zemine olan uzaklığı 140 burada 20 burada toplamda 160 santimetre yaptı. Artı A noktası da zaten buradaydı. A noktasının zemine olan uzaklığı da 140 santimetre değil mi? Evet 140 santimetre topladığımız zaman 300 santimetre yaptı. Yani kaç metre yaptı arkadaşlar? 3 metre yapmış bulunuyor. Burada ne yaptık? Temel orantıyı bizim oluşturmamızı istendi. Tek bir şekilde A'nın ve B'nin konumunu gösterince arkadaşlar B bakın şurada. E, temel orantılar bu şekilde çıkmış oldu. Temel orantıyı belki bize bu şekilde vurgulattırabilirler. Şimdi ÖSYM'de temel orantıyla ilgili ne oldu arkadaşlar? Ne çıktı? Son zamanlarda özellikle tahterevalli sorusu. Temel orantı Soruları dönüş sorularıyla karşılaştık arkadaşlar. Şöyle verliği şöyle koydu. Burası A birim burası B birim tam ortaya da koymamıştı. Ee, yok bize emine şurası dediğinde ne oluyor? İşte şöyle bir şey oluyor. Yok öbür tarafa değdiğinde ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. İşte biz bunları hem buradaki benzerlik bunun buna oranı e, şu bölü şu dedik. Hem de sonra öbür tarafta bakın burası A B iken burası da aynı şekilde A B. E, B bölü B artı A şeklinde sorular karşımıza çıktı. E bundan sonra ne çıkabilir? Dediğimiz gibi bu iki soru tipi karşımıza çıkabilir. Ya da arkadaşlar temel orantı ile ilgili kitaplarda çok fazla soru görüyorsunuz. Bakın şu an aklıma şey geldi mesela. Bir gölge sorusu da karşımıza çıkabilir. Gölge soruları da karşımıza çıkabilir. Hatta ÖSYM tanjant alfayı böyle kullandırdı. Alfadan beta'ya geçişi kullandırdı. Mesela bu seneki sınavda MSYU sınavında. Şimdi taşlar yerine oturunca aklıma bir tane şey geldi. Bir yerde görmüştüm arkadaşlar. Bakın bir kitapta değil de herhangi bir videoda görmüştüm. Bakalım onunla ilgili bir soru yazmaya çalışayım ben. Çok güzel bir gölge sorusu. Aa, arkadaşlar yazabilirsem yazacağım inşallah. Dur bakayım. Şöyle bir gölge sorusu yazayım arkadaşlar size. Şurası bir duvar olsun. Tamam. Şöyle bir duvar. Hadi içini boyamayayım. Bu duvar. Hadi boyayayım mı içine? Boyayayım. Tam güzel olsun hatta. Şöyle güzel bir duvar boyayayım şurada. Arkadaşlar bir duvar olsun. Sonra elimizde de iki tane şey olsun. Ne olsun? Duvara eşit uzaklıkta bir iki santimetre uzunluğunda bir tane bir şey olsun. Şöyle bir ağaç gibi bir şey. Aynı uzunlukta yine duvara aynı uzunlukta bir de x santimetre uzunluğunda bir direk olsun. Tamam mı? Direkleri düşünüyoruz. Her ikisi de yalnız duvara eşit uzaklıkta. Tamam Sorusunu sözel olarak söylüyorum. Şurası 2 birim. Duvar ee, güneş ışını buradan vuruyor arkadaşlar. Güneş ışını buradan vuruyor. Güneş ışını buradan vurduktan sonra duvarda şöyle bir gölge oluşuyor zeminde. Şurası 2 iken hadi burası 4 olsun. Tamam? Soru da öyle olsun. Sonra burada da güneş ışını duvara vurdu böyle. O zaman duvarda da şöyle bir mesafe oluştursun. Duvara eşit uzaklıkta yalnız bunlar. Tamam? Unutmayın bunu. Şurası 4 birim olsun, burası da 6 birim olsun. Şu x uzunluğu nedir diye sorulsun arkadaşlar. Bakın buradaki gölge bizim duvara ulaşmadı. Duvara da eşit uzaklıkta iki tane çubuk. 2 tane ağaç gibi düşünün. Böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere duvara dik durumlu olan bu iki tane ağaca dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi şuraya güneş ışınları geldi ya. Güneş ışınları geldiği zaman zeminle alfa derecelik açı yaptıysa Hocam bu da gümeşesini bu da zeminle alfa derecelik açı yapacaktır. O zaman hop duvar olmasaydı bizimki şurada mı olacaktı arkadaşlar? Alfa derecelik açı mı yapacaktı? Evet. Şimdi ÖSYM'de tanjant alfayı kullandırdı ya. Aslında ben tanjant alfa derken hani alfadan beta'ya geçişi de yapabilirsiniz. Alfadan beta'ya geçiş kaç? Hocam 2 iken 4 olmuş 1'e 2. Direkt bu üçgende de alfadan beta'ya geçiş hocam 4 iken 8 yazabilirsiniz. Birincisi bu. Eee Tanjant alfadan dolayı gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da alfa olduğundan dolayı buraya beta yazarsınız. Buraya da beta yazarsınız. Hocam bu üçgenle bu üçgen alfa beta e benzerliğinden benzer dersiniz. Alfanın karşı 2 iken 4 olmuş. Betanın karşı 4 iken burası da 8 olmuş diyebilirsiniz. Ya da tanjant alfa hocam 1 bölü 2. Burada da tanjant alfa 1 bölü 2 deyip 8'i yapıştırabilirsiniz. Bundan sonrasında soru çıktı mı? Çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktı? Gençler soruda ister bundan sonrasını temel orantıdan yapın. Hocam şu bölü tamamı 8 bölü tamamı kaç? 14 eşittir. 4 bölü x'ten dolayı x'i buradan 7 bulursunuz. Evet bu ağacın boyu da cevaben ne olur arkadaşlar? 7 olur. Bu mantıkta bir gölge sorusu da karşınıza çıkabilir. Zor olmayan kolay bir soru ama temel orantıyı bizim oluşturmamızı isteyen yeni nesil bir soru tipi arkadaşlar. Geçenlerde bir videoda görmüştüm. Çok da hoşuma gitmişti. E şimdi MSÖ sınavındaki tanjant alfayla da birleştirince tam olarak da güzel spontane gelişen güzel bir soru oldu. Tabii ki konseptimiz bir konu iki soru ama bu da sohbet sorusu olsun. Hoş bir soru kolay bir soru ÖSYM tarafından karşınıza çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Ha biz burada e, temal orantıdan yaptık ama temal orantıdan yapmadan yine tanjant alfadan yapabiliriz. Hocam şöyle baktığınız zaman tanjant alfa 1 bölü 2 ya. Büyük üçgende de tanjant alfa 1 bölü 2 olacağından Hocam burası x iken burası 2x olacak diyebilirsiniz. 2x 14 ise x7 gelir. Ya da e, tanjant alfa haricinde başka nereden yapabilirdiniz? Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya. Büyük üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 deyip 14 ise buraya da 7 diyebilirdiniz arkadaşlar. Evet sanki verimli bir video oldu. Sohbet eşliğinde de bir şey oldu. Üçüncü soruyu da yazmış olduk ama ee, çıkabilecek şeyleri konuşuyoruz arkadaşlar burada. Karşınıza gelebilecek şeyleri konuşuyoruz. En önemli olan şey de zaten bu. Gençler böylelikle bir konu iki, seri, bir konu, iki soru serisinde üçgende benzerlik ilgili sorularımızı da bu şekilde paylaşmış olduk. Bir sonraki videoda üçgende alanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.